kuru patlıcan, kuru biber, patates, kış aylarının kızartması bitti. Hepinize afiyet olsun. Lütfen bu güzel lezzeti siz de deneyin. Şahane bir lezzet oluyor. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bu sağlıklı, geleneksel kış yemeğini sizlere öneriyorum. Merhaba değerli takipçilerim. Servin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün kış aylarında bize annem çok yapardı. Biz çok severdik. Patlıcan, kuru biber kızartması yapacağım. Fakat patlıcanla biberim kızarmayacak. Haşlanıp domates salçasında kavrulacak. Yalnız patates, 2 adet patatesimi yağda kızartacağım. Patateslerimi şu şekilde doğruyorum. Ortadan kesiyorum. Daha sonra çok ince olmasın, içinde kaybolmasın. Daha sonra patateslerimi bir örtüye seriyorum. Suları biraz çekilsin, kuruması için. Kaynayan suyumuza bir çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Önce biberlerimizi haşlıyoruz, kuru biberlerimizi. Çünkü patlıcan rengini boyuyor biberlerin. Şu güzel kırmızılığı yok oluyor. Biberlerimizi kontrollü, çok erinceye kadar haşlamayacağız. Çünkü salçada kavrulacaklar. Doğramış olduğum patatesleri havluya koydum. Üzerlerine de bir havlu kağıt yardımıyla şöyle sularını alıyoruz. Biberlerimiz bu şekilde. Şu anda 2 dakika oldu. Tam 2-3 dakika arasında bakın hazır oldu. Şöyle alıyoruz bir tane biberimizi. Bakıyoruz yumuşamış. Evet, tam 3 dakika. Şöyle soğuk suya hemen bırakıyoruz. Çünkü salçada kavrulacağı için erime yapmaması için. Hemen soğuk suya atıyoruz. Pişsin ama yumuşamasın, sert olsun biberlerimiz. Daha sonra patlıcanlarımızı kaynar suya ilave ediyoruz. Patlıcan biraz daha geç pişiyor. Bir de suyunu boyadığı için ben ayrı ayrı pişirmeyi tercih ediyorum. Aslında ikisi birlikte de pişebilir. Şimdi bakalım kaç dakikada pişecek. O dakikasını size vereceğim. Tam 5 dakika oldu patlıcanlarımız. Haşlandı. Şöyle suya atıyoruz. Patlıcanımız da hazır. Üzülüyor. Şimdi bir 15 dakika soğuk suda bekleyecek patlıcanımız. Patlıcanımızı da süzeceğiz. Sebzelerimiz suyu iyice süzülecek. Daha sonra biraz tuz atıyoruz. Sıçramaması için. Sonra bir tane patatesimizi alıyoruz. Bakın. Kaynama var. Yağımız kızmış oluyor. Patateslerimiz bu şekilde yağda kızarana kadar bekliyoruz. Daha sonra alacağız. Patateslerimiz kızardı. Bu şekilde patateslerimizi kağıda alıyoruz. Yağları iyice süzülüyor. Patateslerimi ayçiçek yağında kızarttım. Fakat kızartmamız sosumu zeytinyağıyla hazırlayacağım. Şöyle kızartmamız için bir çay bardağı zeytinyağını ilave ediyoruz. Yarım yemek kaşığı domates salçası. Videosu var. Çekimini yapmıştım bu yaz. Şahane oldu. Tavsiye ederim. Domates salçamı kavuruyorum. Yarım yemek kaşığı. Eskiden annemler domates sosu koymazdı. Sırf salçayla yaparlardı. Fakat salçayla çok tuzlu oluyor.
Şimdi içerisine tuz koymadım, bilerek koymadım. Çünkü salçanın tuzu, domates sosu ilave edeceğim. Daha sonra domates sosumu ilave ediyorum. Yine videosu var. Kendim çekmiştim. Bir küçük kavanoz boşaltıyoruz. Domates sosuyla salçamın iyice kaynamasını bekliyorum. Bir 4-5 dakika. Bu aşamada domates sosundan sonra haşlamış olduğum patlıcanları ilave ediyorum. Şöyle 1-2 dakika patlıcanların da sosunu çekmesini bekliyoruz. Patlıcandan sonra kızartmış olduğumuz patatesleri ilave ediyoruz. Patateslerimizi de bir kez karıştırıyoruz şöyle. Kuru patlıcan, kuru biber, kış kızartması bu. Sarımsaklı yoğurtla muhteşem bir lezzet oluyor. Daha sonra en son en hassas olan sertlik derecesine göre gittik. Bu en hassas olan biberlerimizi ilave ediyoruz. Parçalanmaması için. En son bu biberlerimizi de karıştırdıktan sonra kızartmamızı soğumaya bırakıp sarımsaklı yoğurt için hazırlıyoruz. Bu şekilde çok nefis, süper bir lezzet oluyor. Hepinize öneririm. Bizim tirede bu çok yapılır. Kış aylarında. Soğuması için borcam alıyorum. Bu şekilde. Soğurken sarımsaklı yoğurdunu hazırlıyorum. Kuru patlıcan, kuru biber, patates, kış aylarının kızartması bitti. Hepinize afiyet olsun. Lütfen bu güzel lezzeti siz de deneyin. Şahane bir lezzet oluyor. 3 diş sarımsağı ezdim. Şimdi ev yoğurdunda biraz süzdüm. Suyunu aldım. Hepsini birlikte iyice karıştıracağım. Yani görüntü bozulmasın diye kenarlarına koyacağım şu şekilde. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bu sağlıklı, geleneksel kış yemeğini sizlere öneriyorum. Hepinize afiyet olsun. Işık da ortaya koyayım şöyle. Siz dilediğin şekilde aslında bu kızartma bir gece dolapta beklerse çok daha güzel oluyor. Bu yoğurduyla malzemeyi tamamını karıştırıp ben bir gece bekletiyorum. Lezzet muhteşem oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi patlıcanından alıyorum. Biberinden alıyorum. Sizler için tadıyorum. Patatesinden alıyorum. Şu şekilde yoğurdundan alıyorum. Şu şekilde. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Şöyle patlıcanından. Muhteşem lezzet arkadaşlar. Hepinize öneriyorum. Hatta biberi şöyle elimle tutacağım. Şahane. Hepinize öneriyorum. Afiyet olsun.